demiştim ya, biraz dünden. Dünden anlattım, benden anlattım. Dünden ve benden anlatmaya devam edeceğim. Şimdi günden, gündemden. Ama hatırlar mısınız? Dün sormuştum, demiştim ki yeni yayın döneminde ben Sabri Uygan'la ısınma turunda bir gün kadınlar makinesi yapmak istiyorum. Kadınlar makinesi olmasa bile kadınlar ve çocuklar, yani çocuklar gerek erkekler de kadınların yanında, ben bilet kontrolü yapmadığım için, girebilecekler. Ama kadınlar çok konuşur. Ne dersiniz demiştim. Çok fazla kadından ses çıkmadı ama ben pes etmek niyetinde değilim. Futbolu seven, futbolu oynayan insanlar var. Futbolun, onlar da kendi açısından derdini, tasasını paylaşıyorlar. Sevincini, hüzünü yaşıyorlar. Onlardan bir tanesi Bilgin Defterli. Bilgin hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Bilgin, ben seni tanıyorum, biliyorum. Ama ne olursun kısaca sen Radyo Spor dinleyenlerine Bilgin Defterli kimdir anlatır mısın? Merhaba, ben Bilgin Defterli. İstanbul doğumluyum. Almanya'da STK'nda futbol oynuyorum ve Amiri takım kaptanlığını yapıyorum. Yani çok küçük yaşlardan beri futbol oynuyorum. Sevgili Bilgin, öncelikle bir geçmiş olsun diyelim. Bilgin, milli takımın golcülerinden bir tanesi, kadın milli takımımızın golcülerinden bir tanesi ama rakip kaleciler şimdilik rahat, huzurlu çünkü çapraz bağlarından geçmiş olsun diyelim. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi, ameliyat oldu. Nedir durumun Bilgin? Şu anda 6 aylık dönem geçti benim için. İşte ameliyat oldum çapraz bağlarından. Nasıl oldu bu sakatlık? Isınırken mi sakatlandın yoksa bir rakibin darbesi mi vardı? Rakip tarzısıyla sakatlandım 20. dakikada Almanya'da kendi kulübümde. Ama tabii ki düzeldim. 6 aylık bir dönem geçti. Yarım sene futboldan çok uzak kaldım. Hem milli maç olsun hem kendi takım maçlarıma çıkamadım. Ama şu anda çok iyiyim. Başladım yavaş yavaş antrenmanlarıma. İşte sezona hazırlanıyorum şimdi. Temmuz ayında, Temmuz'un başlarında sezona başlayacağız antrenmanlara, kamplara. O yüzden sakatlıktan kurtuldum ama gene de tabii ki dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü çok büyük bir sakatlık benim için bu. Harika. Her şey hazırsa seni de biz hazır olduk, bekliyoruz. Peki Türk bayan, Türk kadın futbolu, dünya futbolunun neresinde bilgin? Türkiye kadın futbolu aslında dünya futbolu sıralamasında ne çok kötüler değil ne de çok çok iyiler değil. Çünkü Türkiye'de altyapı eksikliğimiz çok fazlaydı. Ama bu yeni dönemde, işte yeni federasyonun yeni oluşumunda yavaş yavaş okullara bayan futbolunu sokmaya çalıştık. Üniversiteler arası işte bayan futbol takımları kuruldu. Turnuvalar yapılıyor. Yani çok büyük gelişmeler var bayan futbolunda. Bilgin, ama bu yani kısaca bir şey sormak istiyorum sana. Mesela biz erkek üst düzeyde San Marino, Malta gibi takımlar en grupların en sonunda yer alır. Biz de o tarafta mıyız kadın futbolunda? Yok, biz çok en sonlarında değiliz. Biz ortalarda bir yerdeyiz. Çünkü 2000 yıllarında bayan futboluna ara verildiği için, milli takımında dahil, ara verildiği için biz torba alt üstü ama hazırlık maçlarıyla, turnuvalarla yavaş yavaş yükseldik. Gene biz ortalarda şu anda çok düşük değiliz yani bayan futbolu olarak. Altyapıdan bahsettin, okullardan bahsettin ama ailelerin kız çocuklarına futbol izni vermesi konusunda neredeyiz? Evet, bunda çok büyük eksikliğimiz var. Genelde kız çocukları hep evlerinde otur, işte çamaşır bulaşık tarz bir şekildeyiz. Fakat yurt dışında ben mesela yurt dışında spor oynuyorum. Yurt dışında özellikle ailelerin kendileri çocuklarını getiriyorlar. Yani her şeyden önce spor yapıyorlar. Yani sadece kız işte futbol, sokakta futbol oynuyor veya işte bir kulüpte futbol oynuyor düşüncesinde değiller. Hani kulüp, tabii bunları kulüpler de atması gerekiyor. Benim kızım niye sokakta futbol oynasın deyip bir kulübe götürürse hani çok daha bunu aşmış oluruz ama şu anda Türkiye'de onu tam anlamıyla aşmış durumda değiliz. Peki, yani Bilgin, kız evde oturduğumuzdayız. Bilgin, biz erkekler evden kaçar kaçar mahalle arasında futbol oynarız. Eve geldiği zaman ayakkabılarımızın, papuçlarımızın burnu delik olduğu zaman babalar anlardı. Şimdi gerçi daha sağlam yapılıyor ayakkabılar. Peki öyle evden kaçarak futbol oynayan kızlar var mı? Tabii ki. Ben bile öyle başladım futbola. Ben bakkala gidiyorum diye takım kurulurdu. Bakkala gidiyorum diye yani takımla maç yapardım. Ondan sonra geri gelirdim tabii ki ama saatler boyunca geri gelirdim. Ondan sonra annemden fırça yerdim. Yani böyle işte diyorum ya, sokak futbolu, Türkiye'de sokak futbolu daha çok göz önünde. Kulüp bazında hani büyük kulüplerin bayan futboluna el atmaları bence bu hem aileler açısından çok daha göz önünde olacaktır.
hem de bayan futboluna Türk sporcuları daha çok sayıda atacaktır diye düşünüyorum. Yani ben de öyle başladım Türk futbola. Ama bilgin, futbol erkek sporu. En büyük erkek spor olduğunu. Yani ben her zaman şunu iddia ediyorum. Tamam, erkekler çok kuvvetli olabilir, işte yapı olarak bizden çok iyi olabilir ama çoğu erkek de top oynamasını bilmiyor. Yani Bir daha söyler misin? Çoğu erkek top oynamasını bilmiyor. Ben de her zaman şey söylüyorum, yani bana çok kişi diyor işte git evinde çamaşırını bulaşını yıkar. Yani ben o işleri de yapıyorum. Kimse benim özel hayatımı bilmez. Ama ben de her zaman diyorum ki gerçekten top oynamasını bırak, öğrensin. Ben de futbolu bırakacağım diyorum. Yani herkes bir olma falan oluyor. Yani inanın çoğu erkek görüyorum da topu vurmasını bilmiyor. Madem erkek... Eyvah. Kavgada söylenmez bunlar yahu. Valla ben söylüyorum. Demek ki ben kendime o kadar güveniyorum ki çok bayan sporcular da çok iyi sporcular var yani. Erkek yani gördükleri zaman bayan gözlerinde görüyorlar ama yetenek olarak erkeklerden çok daha iyi erkekler yapıyorlar. Estetik olarak çok iyiyiz bir kere. Şimdi hem estetikten bahsettin hem böyle bir hani bayan olarak görüyorlar bizi gibi ifade kullanın. Peki siz futbol sahasına çıkarken bayan değil misiniz? Bayanlara özgü bazı davranışlar vardır. Mesela ya makyaj yaparak mı çıkıyorsunuz? O meşhur soruyu sorayım. Evet, ben mesela benim mesela giydiğim forma kırmızıdır. Ben ojelerimi kırmızı sürelim. İşte bandajımı kırmızı takarım. Ne bileyim, ayakkabı bağcıklarımı kırmızı, forma rengime göre uydururum. Yani bu değil ki biz futbol oynuyoruz diye erkekli görünümümüz var veya işte erkekli gibi davranıyoruz, bir durum yok. Sahada sadece futbolun gerektiği gibi davranıyoruz. Saha dışında gene zaten bir bayanız. Yani bunu ayırt etmek tabii ki zor ama hani bizi hep böyle erkekli yapıda, işte erkekli tipinde giyinimler öyle o şekilde görmesinler ve bilmesinler. Sahanın içinde nasıl gerekiyorsa yapıyoruz. Sahanın dışında da gene bayan da görünümündeyiz. Yani öyle erkeklerin düşündüğü gibi değil yani. Ya yok, veya dışarıdaki insanların... Biz eskiden tabii daha bir duygusal, daha bir naif olarak değerlendiriyorduk ama sonra tribünlerde bayanların da erkekler gibi küfür ettiğini duyunca bu konudaki düşüncelerimizi bir kez daha ortaya koymaya, değerlendirmeye karar verdik. Saha içerisinde siz de böyle ayıp laflar söylüyor musunuz birbirinize? Valla ben genelde çok sakin bir yapım vardır ama beni tutan, ben forvet oynuyorum ve golcü oynuyorum. Yani golcüyüm. Beni tutan rakipler genelde işte durduramadıkları zaman hani bazen sayıyorlar ama sayıyorlar derken? Yani saydırıyorlar. Kendi dillerinde Almanya'da oluyor mesela. Kendi dillerinde hani kelimeler kullanıyorlar ama ben hiçbir şekilde bir bana yakışacak şekilde hiç tasvip etmiyorum. Yani sahanın içinde küfür etmek veya diğer şekilde şeyler davranmak hiç yakışmıyor bir bayana. Duygusal olarak biliriz biz bayanları ama tabii ki sporun her türlü sonucu var. Farklı mağlubiyetler aldığınızı da biliyorum zaman zaman. Böyle evet. Mağlubiyetler yaşıyorsunuz. Peki o duygusal çöküntüyü nasıl atlatıyorsunuz? Biz erkekler belki kolay atlatırız ama siz kadınlar ağlıyor musunuz? Mesela ağlayan oluyor mu çok? Ya tabii ki. Sonuçta tabii ki yenilgi de olacak. Bunun içinde kazanmayı da bileceğiz, yenilmeyi de bileceğiz ama bizim en fazla galibiyetimiz İspanya'ya karşı olmuş Avrupa Kupası'nda. Ben haftalarca kendimi toplayamadım çünkü yenilgiye alışkın bir insan değilim. İlk önce o çok zoruma gitti. Neden, nasıl, niye diye düşünüyorsun. Onlar da sonuçta 11 kişi oynuyor, siz de 11 kişi oynuyorsunuz. Hani eksikliklerimizle gidermeye çalışıyoruz diye düşüncelerde ben haftalarca toparlayamadım kendimi. Tabii ki de ağladım. Yani ama ağlamak bir şeyleri geri getirmedi. Daha iyisini yapmak için neler yapabiliriz'in peşine düştük. O yüzden hani çalışmalar yapılacak. Başka bir alternatifi yok ama çok erkekleri kadar çabuk atlatamıyorlar bayanlar bu duygusallığını sahasında. Bilgin, çok teşekkür ediyorum sana. Bayanların futbola renk getirdiğini düşünüyorum. Bu programa da renk getirdiğini, zenginleştirdiğini düşünüyorum. Zaman zaman senden, zaman zaman arkadaşlarından, kadın futbolculardan özellikle cuma günleri fikir almak benim için acayip güzel olacak. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Futbol hayatında başarılar diliyorum. İlk maç ne zaman? Çok teşekkür ederim. Bizim 2 tane Avrupa Kupası maçımız kaldı. Yani milli takım olarak İsveç ve Almanya. Hı-hı. Kendi lig takım maçlarında Ağustos'ta başlıyor Almanya'da. Peki bu milli maçlar ne zaman? Yakın tarihte mi? Eylül'ün 15'inde İsveç'e burada. 19'unda Almanya'da. Özellikle oynadığınız bir stat var mı? Özellikle oynadığımız bir stat
üzerinden yani karar veriliyor. Ama ben şeyden bahsedeyim size küçük bir. Bizim UEFA 19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Antalya'da yani ev sahipliğini yapacağız. Ve bizim için çok büyük bir turnuva olacak Türkiye. Hem bayan futbol adına hem de gerçekten yani Türkiye'ye verilmesi bu turnuvanın çok büyük bir onur verici olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaman zaman bununla ilgili bize yardımcı olarak reklamını yaparsanız çok seviniriz. Yapmaz mıyız? Ama işte bunun için biraz da sizin kendi reklamınızı yapmanız lazım. Bak sana ben ulaştım. Evet. Başka kadın futbolcuların da bana ulaşmasını beklerim ki ben daha fazla sesinizi duyurabileyim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bilgin Defterli Türkiye'de futbola başlayan bir kadın futbolcu. Futbol hayatını Köln takımında sürdürüyor. Hani hep böyle biz yurt dışına bakarız ya transferlerde, yurt dışında kadın futbolu konusunda biraz bize bakıyor demek ki. Bilgin'e ve diğer futbolcularımıza başarılar diliyorum. Özellikle önümüzdeki yakın gelecekte bir 19 yaş altı kadınlar şampiyonası organize edeceğiz Antalya'da. O turnuva bizim için son derece önemli. Şimdi gündeme döndüğümüz zaman, dün size bu haberi vermiştim. UEFA, Şike Kimi'ne